Dünya. Bildiğimiz kadarıyla evrendeki tek yaşam burada. Neden? Gezegenimizi bu kadar özel yapan nedir? Cevaplar dünyanın geçmişinin derinliklerinde saklı. Cevapları bulmak için zamanda geriye doğru yolculuk yapmalıyız. Dünyadaki ilk insanların yürüyüşlerini görmek için, kıtaları bir çarpışma rotasında sürmek için, öldürücü dinozorlarla yüzleşmek için. Garip yaşam formlarıyla dolu okyanuslara dalmak için. Küresel buz devirlerinin keskin soğuğunu hissetmek için. Ve kozmik füze saldırılarının öfkesini yaşamak için. Bütün bunlar için zamanda dünyanın doğumuna kadar geriye gitmeliyiz. O zaman gezegenimizin inanılmaz hikayesi anlam kazanır. Ve neden bütün her şeyin, hepimizin burada olduğu keşfedilir. Yolculuğumuz neredeyse 5 milyar yıl önce başlıyor. Ama bu doğru olamaz. Mavi gezegenimizden hiç işaret yok. Yeni doğmuş bir yıldız, güneşimiz bütün bu toz bulutuyla çevrili. Çok erken geldik. Dünya bile oluşmadan önce. Zamanı hızlandırırsak yer çekiminin tozları küçük kayalara dönüştürdüğünü görürüz. Bir gezegen kadar karmaşık bir şeyin sadece toz ve kayadan oluşması inanılmaz gözüküyor. Milyonlarca yıl boyunca yer çekimi bu kayaları birleştiriyor. Güneşi çevreleyen yüzlerce gezegenden biri olan dünyayı oluşturmak için. Ama 4,5 milyar yıl kadar önce gezegenimiz bir evden çok cehenneme benziyor. Sıcaklık 1200 dereceden fazla. Hava yok. Sadece karbondioksit, nitrojen ve su buharı. O kadar sıcak ve zehirli ki biraz daha yaklaşırsak saniyeler içinde yanarız ve boğuluruz. Yeni doğan gezegen kaynayan bir sıvı kaya topu. Neredeyse hiç katı yüzey yok. Sadece sonsuz bir lav okyanusu. Tia isimli genç bir gezegen tam bize doğru geliyor. Mars'ın boyutunda ve neredeyse saniyede 15 kilometre hızla hareket ediyor. Bir kurşundan 20 kat daha hızlı. Davetsiz misafirin yer çekimi dünyanın yüzeyini bozuyor. Thank you.
basınç dalgası gezegenin etrafında yarışıyor. Sanki iki genç gezegende sıvıya dönüşüyor. Trilyonlarca ton kalıntı uzaya saçılıyor. Ama binlerce yıllık yer çekimi sihrini yapıyor ve enkazı dünyayı çevreleyen kırmızı, sıcak toz ve kaya halkasına dönüştürüyor. Ve şimdi bu halkadan genişliği 3000 kilometrenin üstünde bir top oluşuyor. Ayımızın oluşumunu izliyoruz. Bildiğimiz aydan çok daha yakın. 400 bin kilometre değil, 22 bin kilometre uzaklıkta. Soğumaya başlayan dünyanın üzerine güneş doğuyor. Doğduktan sadece 3 saat sonra batıyor. Dünya o kadar hızlı dönüyor ki tam bir gün 6 saat sürüyor. Bu onun etkisi. Günler hızlı geçebilir. Ama dünya yavaş değişiyor. Gezegenimizin oluşumunu anlamak için milyonlarca yılı hızlı geçmeliyiz. Bir meteor yağmuru. Dört milyar yıl kadar önce de ve güneş sisteminin oluşumundan kalan kalıntıların saldırısı altındayız. Meteorların içindeki garip kristallere bakın. Aynı patates kızartmasının üzerine döktüğünüz tuz zerreleri gibi gözüküyorlar. Ve bunların içinde minik su damlacıkları var. Belli ki bu ölümcül füzeler dünyadaki yaşamın en önemli bileşenlerini içerebilir. Her bir göktaşında çok az miktarda su var. Ama dünyayı 20 milyon yıldan fazla bombaladıkları için su birikintileri oluşuyor. Katı yüzeyde su birikiyor. Dünyanın çekirdeği eriyik halde kalıyor. Ama yüzeyi kabuk oluşturacak kadar 70 veya 80 derece soğuyor. Gelecekte bir içecek içtiğimizde bu suyu yutabiliriz. Her yudum, her gölet, okyanustaki her damla milyarlarca yıl yaşında. Bize ulaşmak için bir meteorun içinde milyonlarca kilometre yolculuk yapmış olabilirler.
Dünya daha tanıdık gözüküyor. Ama hala çok tehlikeli bir yer. Bu rüzgar büyük ihtimalle bugünkü en yıkıcı kasırgadan daha hızlı. Çok büyük bir fırtına. Gezegenin hızlı dönüşüyle o da hızlanıyor. Ay dünyaya o kadar yakın ki yer çekimi çok kuvvetli. Gezegenin yüzeyinde dev gelgitler oluşturuyor. Ama zamanla ay uzaklaşıyor, dalgalar duruluyor ve gezegen daha yavaş dönüyor. Gezegenin doğumundan 700 milyon yıl kadar sonra hayat veren su yüzeyi kaplıyor. Ama sadece su değil. Aşağıda başka bir şey de var. Küçük adalar. Birdenbire ortaya çıkmış gibiler. Sonra eriyik haldeki kaya dünyanın kabuğunu delip patlıyor ve okyanusun üzerine yükseliyor. Zamanla lav soğuyor ve bir volkanik ada oluşturuyor. İşte bu adalar böyle oluştu. Gelecekte birleşecekler ve ilk kıtaları oluşturacaklar. Bebek dünyanın suyu ve karası var. Bizim ev dediğimiz gezegene benzemeye başladı. Ama atmosfer zehirli ve çok sıcak. Burada hiçbir şey yaşayamaz. Meteorlar. Gezegenin oluşumundan beri yağıyorlar. Ama şimdi 3.8 milyar yıl önce saldırı yeni ve sert bir aşamaya girdi. Bir şey bu göktaşlarının yörüngesini bozdu. Zaten gezegene su getirmişlerdi. Ama başka bir şey de taşıyorlar. Bu göktaşları çözününce mineraller açığa çıkıyor. Uzaydan okyanusun dibine karbon, ilkel proteinler ve amino asitler taşıyorlar. Karanlık. Güneş ışınları 300 metre uzağa erişemiyor. Ve hava donacak kadar soğuk. Bir serap olmalı. Su altı bacalarıyla dolu bir şehir. Yo yo, bu duman değil. Bir çeşit sıcak sıvı. Deniz suyu dünyanın kabuğundaki çatlaklardan aşağı sızdı. Sıcaklığı arttı ve bu süreçte mineral ve gaz topladı. Okyanustan fışkıran, bu kuleleri inşa eden onun etkili karışımı. Buna göktaşlarındaki bütün mineralleri ve kimyasalları ekleyin. Ve su bir kimyasal çorba haline geldi. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmek imkansız. Ama bir şekilde bu kimyasallar bir araya gelip hayat yarattılar.
Şimdi su mikroskobik organizmalarla dolu. Bu tek hücreli bakteriler dünyadaki en erken yaşam formları. Bu gezegenin oluşmasında bir dönüm noktası. Mikroskobik yaşam yolunda. Ama sonra milyonlarca yıl hiçbir şey değişmiyor. Bir ilerleme yok. Evrimde bir adım atılmıyor. Yaşayan tek şey tek hücreli bakteriler. Daha karmaşık yaşamları bulmak için zamanda ileri yolculuk yapıp bundan 3,5 milyar yıl öncesine sığ bir okyanusa gitmeliyiz. Bunlar kayalara benziyor. Ya da bitkilere. Deniz yatağından büyümüşe benziyorlar. Her biri yaşayan bakteri dağı. Stromatolit adı verilen bir koloni. Sihirli gibi. Bu bakteriler güneş ışığını yemeğe çeviriyor. Bu fotosentez adı verilen işlem, güneş ışığını, karbondioksiti ve suyu glikoza çevirmek için kullanıyor ki, glikoz şekerin basit bir formu, kahvemize koyduğumuza benziyor. Ve bu sihirli dönüşüm bir yan ürün üretiyor. Oksijen adı verilen bir gaz. Su altında stromatolitler yavaş yavaş okyanusu oksijenle dolduruyor. Oksijen sudaki demiri paslandırıyor. Pasta demir zengini kaya birikintileri oluşturmak için okyanus tabanına çöküyor. Bir gün bu minerali köprü, gemi ve gökdelen yapmak için kullanacağız. Dalgaların üzerinde oksijen atmosferi değiştiriyor. Bu stromatolitler dünyadaki yaşamın en önemli elementini oluşturuyor. Onlar olmasa neredeyse yaşayan hiçbir canlı var olamazdı. Bir sonraki nefesimizi bu tarih öncesi bakteriler sayesinde alıyoruz. Bundan sonraki 2 milyar yıl boyunca oksijen seviyesi artmaya devam ediyor. Gezegenin dönüşü yavaşladıkça günler uzamaya başlıyor. Şimdi artık en az 16 saat sürüyor. Bir gezegenin oluşmasının ne kadar uzun zaman aldığını keşfediyoruz. 1,5 milyar yıl önce, yani gezegenin oluşumundan 3 milyar yıl sonra karmaşık bir hayat yok. Bitkiler, dinozorlar, İnsanlar da yok. Ama dünyada bu güneş sistemindeki başka hiçbir gezegende olmayan bir şey var. Her şeyi değiştirecek bir güç. Gezegenimiz. Volkanik adalardan benekleri olan güzel bir mavi top. 1,5 milyar yıl önce ilkel yaşama ev sahipliği yaptı.
Milyonlarca yıl sonra adaların bir nedenle yeniden düzenlendiğini görebiliriz. Okyanusun altında dünyanın kabuğu büyük plakalar halinde kırıldı. Derinlerde dünyanın çekirdeği hala iş başında. Güneşin yüzeyinden daha sıcak. O kadar sıcak ki kabuğun üstündeki kayayı hareket ettirebiliyor. Bu hareket küredeki plakaları itip çekiyor. Ve okyanusları ve adaları da onlarla beraber taşıyor. Milyonlarca yıl geçiyor. Görüyoruz ki yaşadığımız gezegen aktif, değişiyor, yaşıyor. 400 milyon yıldan fazla sürede yeni süper kıta Rodinia şekil alıyor. Rodinia'nın etrafındaki sığ sularda stromatolitler sihirlerini 2 milyar yıldan fazladır yapıyor. Atmosfere oksijen pompalıyor. Sıcaklık 30 derece. Günler 18 saat uzunluğunda. Ama dünyadan çok Mars'a benziyor. Burada yaşam bulmak için zamanda ilerlememiz gerek. Washington eyaleti. 750 milyon yıl önce. Gezegenin derinliklerinden bir güç kabuğu parçalıyor. Sanki dünya paramparça oluyor gibi. Ve bunu yapacak kadar kuvvetli tek bir güç var. Isı. Dünyanın eriyik çekirdeğinden kaçıyor, kabuğu esnetiyor ve güçsüzleştiriyor. Azar azar ve yıldan yıla bu büyük süper kıta ikiye ayrılıyor. Yoğun coğrafik aktiviteler volkan kütleleri oluşturdu. Bunlar atmosfere karbondioksit pompalarlar. Her yerde duman ve gaz var. Bütün bu karbondioksit, asit yağmurları oluşturmak için suya karışır. Kayalar, karbondioksitini de dahil olmak üzere asit yağmurlarını emer. Ve şu an dünyada kıta parçalanırken ortaya çıkan pek çok kaya var. Pek çok büyük miktarda karbondioksit atmosferden emildi ve dünyanın kayalarında hapsoldu. Atmosferde gezegenin etrafındaki güneş ışığını hapsetmeye yetecek kadar karbondioksit yok. Birkaç bin yılda sıcaklık aşağı yukarı 50 dereceye kadar düştü. Donmuş çorak yer
Güney Avustralya. 650 milyon yıl önce. Bu bazı bilim insanlarının adlandırdığı gibi kar topu dünyasının başlangıcı. Gezegeni ele geçiren en uzun ve soğuk buz devri olduğuna inandıkları dönem. Buzdan devasa bir duvar, binlerce metre yüksekliğinde. Buz durdurulamıyor. Daha çok buz oldukça daha çok güneş ışığı gezegenden dışarı yansıtılıyor. Ve buz daha büyük bir hızla yayılıyor. Onun kadar yüksek ikinci bir buz tabakası var. İki tabaka kutuplardan birbirine doğru ayrılıyor. Ekvatorda birleşmek için. Şimdi bütün gezegen 3 kilometre kalınlığında bir buz tabakasının altında gömülü. Önce gezegen erimiş bir ateş topuydu. Şimdi ise donmuş buzdan bir top. Neredeyse bütün güneş ışığı ve sıcaklığı uzaya geri yansıtılıyor. Ama bu sonsuza kadar süremez. Bir şey dünyayı bu donmuş hapishanesinden kurtarmalı. Kurtardığında buz altında yaşamın ayakta kalıp kalmayacağını kimse bilemez. Yüzey dondu ama çekirdek hala güneşin yüzeyinden daha sıcak. Volkanlar dünya donmaya başladığından beri patlıyor. Ama şimdiye kadar onların ısıları ve güçleri bile buz üstünde etkili olamadı. Volkanlar milyarlarca ton karbondioksit püskürtür. Büyük donmadan önce kayalar karbondioksitin büyük kısmını emmişti. Ama şimdi kayalar buzla boğulmuşken gazı emecek hiçbir şey yok. Bu yüzden gaz atmosferi dolduruyor. Bir yorgan gibi güneş sıcaklığını gezegenin etrafında hapsediyor. Şimdi ise sıcaklık yükseliyor. 15 milyon yıl sonra buz erimeye başlıyor. Kar topu dünya boyunca buzun kabuğu aşağı ittiği düşünülüyor. Şimdi o erimeye başlayınca kabuk yukarı kalkıyor. Bu çatlaklar ve zayıf noktalar oluşturuyor. Ve tabii çok daha fazla volkan. Bu volkanlar daha çok karbondioksit yayıyor ve sıcaklığı çok daha hızlı yükseltiyor. Erime hızlanıyor. Oksijen seviyesi çok yükseliyor. Bir dizi kimyasal reaksiyon sonunda buz oksijen yarattı. Gezegen donmuşken güneşin mor ötesi ışınları buz içindeki su molekülleriyle reaksiyona girdi. Oksijen hidrojen peroksit oluşturdu ki bu saç beyazlatıcısıyla aynı kimyasaldır. Şimdi buz erirken hidrojen peroksit kırılıyor ve çok miktarda oksijen açığa çıkarıyor.
Dünya uyanıyor. O artık çok başka bir yer. Şimdi, 600 milyon yıl önce, atmosfer daha sıcak. Yaz günü gibi. Günler aşağı yukarı 22 saat sürüyor. Bütün bunlara su da ekleyin. İşte hayat için kusursuz bir tarif. Önce okyanuslarda kar topu dünya ilkel bakterileri ortaya çıktı. Ama şüphesiz bütün bu insanlık tarihinden 75 kat daha uzun olan buz devrinde ayakta kalamazlardı. Eğer ayakta kalan bir şey varsa onu bulmanın en iyi yolu son gördüğümüz yere bakmak. Okyanusa. Şimdi, 540 milyon yıl önce, oksijenle dolu bir okyanusta o ilkel bakteriler evrim geçirdi. Birçoğu büyük donmaya zar zor dayanmış olmalı. Her yerde bitkiler var. Başka bir şey daha var. Sümüklü böcek gibi bir şeye benziyor. Adı Vivaxia. Çok hücreli organizmaların yeni nesillerinden biri. Dünyanın öyküsünün en dinamik zamanlarından birine giriyoruz. Kambriyen patlaması. Artan oksijen seviyeleri organizmaların daha büyük olmasına ve kemikli iskeletler geliştirmesine izin veriyor. Bunlar solucanlar, süngerler ve bunlar trilobitler, böceklerin, ıstakozların, hatta akreplerin uzak akrabaları. Okyanuslardaki hayat canlanıyor. Mikroskobik bakteriden böyle bir canavara. Bu Anomalocaris. Aşağı yukarı 60 santimetre uzunluğunda. Geniş gözlerine bakın. Jilet gibi keskin dişlerine ve kavrayan uzuvlarına. Bütün Anomalocaris'lerin yapması gereken içlerinden birini seçmek. Bir trilobit kendini düzeltemez. Yumuşak karnı ortaya çıktı. Bunlar pikaya. Sadece 5 santim kadar uzunlar. Ama ilk omurgaya sahip olabilirler.
Milyonlarca yılda bu basit yapı bizi dik tutan omurgaya evrilecek. Okyanusa hayatı harap halde bulmayı bekleyerek dalmıştık. Onun yerine hayat dolu bir dünyaya girdik. Triboliklerin temizlediği, canavarların dolaştığı bir dünya. Ve yaratıklar bilindik formlar almaya başlıyorlar. Dalgaların altında çoktan binlerce bitki ve hayvan türü var. Hayatın ilerlemesi durdurulamaz gibi gözüküyor. Karada hayat arıyoruz. 460 milyon yıl önce plakalar yine hareket etti. Altında yeni bir kıta yatıyor. Gondwana. Sıcaklığı 30 derece ve oksijen seviyeleri şu an yaşadığımıza yakın. Kara bitkilerle ve emekleyen yaratıklarla dolu olmalıydı. Ama burada pek bir şey yok. Birkaç parça yosundan başka. Tek bir açıklaması olabilir. Güneş. Yüzeyi ölümcül radyasyonla kavuruyor. Okyanusta gördüğümüz karmaşık yaşamın karada hayatta kalma şansı yok. Ama 50 kilometre yukarıda, ışınların dünyanın atmosferine girdiği yerde garip bir şey oluyor. Oksijen güneş radyasyonuyla karşılaştığında başka bir tür gaza dönüşüyor. Ozona. Bu gaz gezegenin etrafında bir battaniye oluşturuyor sanki. Bu ozon tabakası ölümcül radyasyonu emiyor. 120 milyon yılı aşkın ozon tabakası gittikçe kalınlaşıyor ve dünyanın yüzeyine ulaşacak radyasyonu giderek daha çok durduruyor. Bu tabaka olmasaydı karada yaşam olmazdı. Şimdi radyasyona karşı kalkanı olunca hayat canlanıyor. Şu küçük yosunlu yumrular ilk kara bitkileri. Ve daha çok oksijen pompalıyorlar. Seviyeler yükseliyor. ...375 milyon yıl önce. Aşağıda bir şey var. Suda. Hareket ediyor. Yüzüyor. Tiktaalik isminde garip bir balık. Boynu kendini yukarı kaldırmasına izin veriyor. Yüzgeçlerini bacak gibi kullanıyor.
ve suyun dışına çıkıyor. Bitki yaşamının patladığı yere. 15 milyon yılı aşkın sürede bu tetrapod denen yaratıklar evrim geçirdi. Daha güçlü bacakları oldu ve su dışında daha çok vakit geçirmeye başladılar. Sonra 360 milyon yıl önce kara onların evi oldu. Böyle bir yaratıktan dört bacaklı omurgalılar evrimleşti. Dinozorlar, kuşlar, memeliler ve sonunda sen ve ben. Baktığımız her yerde yosunlar ve eğrelti otları var. Bazıları en az 30 metre boyunda. Rüzgarla taşınan bir tohum. Şimdiye kadar bitkiler spor kullanarak çoğaldılar. Spor, hayatta kalması ve büyümesi için çok fazla suya ihtiyaç duyan tek hücreli zerreciklerdir. Ama bu tohum sudan kilometrelerce uzakta. Bu embriyonik bitkinin kendi yemek ve su kaynağı var. Sporun aksine bir tohum sudan uzakta aylarca, hatta yıllarca ayakta kalabilir. Mütevazı tohum gezegene hayat saçıyor. Bütün bu ağaçlar ve bitkiler daha çok oksijen pompalıyor. Burada durup nefes alabiliyoruz. Şu an burada yaşayabiliyoruz. Uzun bir yol aldık. Yanan kaya ve tozdan bir yumrudan, hayat fışkıran yeşil mavi bir gezegene. Hala insan yok. Ama balık, bitki, ha bir de bu var. Bu bir yusufçuk. Kartal boyutunda bir yusufçuk. Bu devasa hayvanın adı Meganura. Bir zamanlar bacak olan yerleri kanat olarak evrildi. Yusufçuğun avlanma alanını bu iş oldukça genişletti. Aşağıda kırkayaklar, örümcekler, her tür böcek var. Bu yaratıklar, yani eklem bacaklılar, karaya ilk ayak basanlardan. Milyonlarca yıldır buradalar. Onlar bugün evimizi ele geçiren böceklerle neredeyse aynı sayılırlar. Tek bir büyük fark hariç. Meganura gibi. Onlar canavar. Devasa yaratıklarla dolu kayıp bir dünyadayız. Kırkayakların 2 metre olduğu bir dünya. Akrepler kurt büyüklüğünde. Atmosferdeki oksijen onların solunum sistemlerinin daha verimli olmasına izin veriyor ve bedenlerinin büyümesine olanak sağlıyor. Kertenkele benzeri bir yaratık. İlk amniyot olan Hylonomus. Şimdiye kadar gördüğümüz yaratıklar yumurtalarını suya bırakmışlardı. Ama bu yumurtalar Hylonomus'un ihtiyacı olan bütün suyu ve besini içeriyor. Bebekler kendi bağımsız göletlerinde büyüyor. Yumurta evrimde çok önemli bir gelişme.
Şimdi hayvanlar suyu geride bırakıp karayı fethedebilir. Bebek Hilonomus ilerlemeye öncü olacak. O yeni bir yaratık. Bir sürüngen. Engellenemez olarak hayat varsa ölüm de var. O kadar ölü bitki var ki yığılıyor ve yoğun ıslak tabakalarda çürüyor. Milyonlarca yılı aşkın süre sonra kayalar bu tabakaları örtecek. Dünyanın merkezinden gelen sıcaklık ve üzerlerindeki kayaların basıncı bu ölü bitki tabakalarını kömür yataklarına dönüştürecek. Bugün evimizi ısıtmak ve elektrik santrallerimiz için her yaktığımız kömür 300 milyon yıl önce ölen bitkilerden meydana geldi. Çürümenin ortasında, gözden uzakta hayat canlanıyor. Yakında tohumlar çimlenecek, bitkiler büyüyecek, çorak toprak yeniden yaşayacak. Hayat gezegeni fethetmiş gözüküyor. Sürü halinde yaratıklar Sibirya ovalarında otluyor. Dinozor değiller. Onlar 20 milyon yıl daha dünyaya ayak basmayacak. Ama bunlar da büyük. Evrim ileri doğru çok büyük bir adım attı. Önceden gördüğümüz küçük kertenkeleler şimdi devasa sürüngenler olmuşlar. Bunlar Scutosauruslar. Kaplumbağaların uzak akrabaları. Otoburlar. Eğer otoburlar böyle gözüküyorsa, etoburlar ciddi anlamda kaba olmalı. Bu bir gorgonopsit. Kusursuz bir mühendislik örneği olan tarih öncesi ölüm makinesi. Gorgonopsid'in kılıç dişleri Scutosaurus'u yaraladı. Etobur avı kan kaybından güçsüzleşirken onu seyrediyor. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Geri çekiliyor. Garip bir şeyler oluyor. Yer gittikçe ısınıyor. Yüzeyin altında inanılmaz bir basınç olmalı. Tek bir yanardağdan değil, bütün arazi patlıyor. Bazalt patlaması seli. Çok miktarda kabuk dumanı dünyanın derinliklerinden yükseliyor. Eriyip kayaları dünyanın kabuğundaki çatlaklardan itiyor.
Verimli cennet, şimdi hayatsız bir cehennem. Skotosaruslar ve Gorgonopsitler öldü. Onlar dünyanın gördüğü en büyük soy tükenmesinin ilk kayıpları. Permiyen dönemi. Gondwana kıtasının öbür tarafında sanki hiçbir şey olmamış gibi. Kar. Ama sıcaklık 20 derece civarında. Hayır, kar değil. Kül. 16 bin kilometre uzaktaki patlamanın serpintileri. Kül yakıyor, boğuyor ve dünyadaki hayvanları öldürüyor. Atmosfer patlamalardaki sülfür dioksitle dolu. Yağmur yağınca gaz sülfürik aside dönüşüyor ve üzerine düştüğü her şeyi yakıyor. En başta bölgesel bir felaket gibi gözüküyordu. Ama şimdi küresel oldu. Sibirya patlamaları dünyanın karbondioksit seviyelerini arttırıyor. Atmosfer sıcaklığı artıyor. Su buharlaşıyor. Bitki örtüsü ölüyor. Hayat sonunda kendine tutunacak bir yer buldu diye düşünmüştüm. Hata yaptığımız belli oldu. Karada hayat belirtisi yok. Ama okyanuslar? Aa, bu gerçek olamaz. Okyanuslar pembeye dönüyor. Bitkiler, tribolitler, etoburlar, her şey gitti. Bu pembe su yosunları hariç her şey. Bu yeni, daha sıcak atmosfer okyanusları ısıtmış ve oksijensiz bırakmış olmalı. Şimdi bu cansız suda sadece yosunlar ayakta kalabilir. Sibirya patlamaları bütün gezegeni dönüştürüyor. Hiçbir şey, en derin okyanus tabanı bile ulaşamayacakları kadar uzak değil. Bakın, baloncuklar. Ama oksijen değil. Deniz yatağı altındaki büyük metan gazı ceplerinden kaçan metan. Metan bir sera gazı. Karbondioksitten en az 20 kat daha ölümcül. Şimdiye kadar gaz donmuştu. Ama deniz sıcaklığı arttıkça gaz erimeye başlıyor. Atmosfere salınınca bu güçlü gaz ısıyı çok daha fazla yükseltiyor. Neredeyse 40 derece. Sibirya patlamalarından önceki sıcaklıktan 6 derece fazla. Şimdi buraya kadar gelebilmiş yaratıklar bile lanetlendi. Patlamalar başladığından beri 500 bin yıl geçti. Ve bunca zaman, yarım milyon yıldır lav akıyor. Amerika Birleşik Devletleri büyüklüğünde bir alanı
neredeyse 6 kilometre derinliğinde eriyip kayayla kaplıyor. Hayatın %95'i yok oldu. Bazı yaratıklar yer altına çukur kazarak ve bulduğu her şeyi yiyerek hayatta kaldı. Ama diğer her şey öldü. 250 milyon yıl önceye başladığımız yere geri döndük. Yaşam olmayan bir gezegen. Neredeyse. Dünyadaki yaşamın tamamen yok olmasından beri 50 milyon yıl geçti. Gezegen dönüşüm geçirdi. Şimdi 200 milyon yıl öncesi. Ve bir süper kıta, Pangea, kutuptan kutba esniyor. Kitleler halinde soy tükenmesinin travmasının ardından gezegen iyileşiyor. Sıcaklık sabitleniyor. Asit yağmuru nötrleşiyor ve bitki örtüsü geri dönüyor. Ve dünyadaki hayatın %95'inin yok olmasından sonra arazi yeni türlerin ortaya çıkmasına müsait. Onlardan önce ve sonra kimse gezegene öyle egemen olmadı. Dinozorlar. Bu dinozorlar Amasoruslar. Bütün dinozorlar gibi Permiyen döneminde hayatta kalan sürüngenlerden evrim geçirdiler. 4,5 metre boyunda oldukları için boyutları onları yavaşlatıyor ve hassaslaştırıyor. Bir Diloposaurus. 2 tane. Küçük ve hızlılar. Amasaurus, bir Dilophosaurus için çok büyük bir yemek. Ama 2 tanesi için değil. Dünya dinozorlarla yeniden kalabalıklaştı. Ama hiçbir tür bu yerinde duramayan değişken gezegeni evcilleştiremez. Dünyanın kabuğu burada inceliyor. Lav salıyor, depremlerle sallanıyor, sanki görünmez bir güçle esnetiliyor gibi. Aynı şey Kuzey Amerika'nın doğu kıyısı olacak yer boyunca da oluyor. Dünyanın plakaları gene hareket ediyor. 190 milyon yıl önce süper kıta Pangea kırılıyor. Çok geniş bir tabaka kırılıyor. Bu çatlak yaratıyor. Ve yeni bir okyanus olan Tetis bu alanı dolduruyor ki
Burası daha sonra Orta Doğu olacak. Akıntılar besinleri kıyı sularına itiyor. Buralar daha sonra Suudi Arabistan, Irak ve İran olacak. Besinler balıkları çekiyor, milyonlarcasını. Çok fazla yaşam olunca, çok fazla da ölüm oluyor. Ölü balıklar ve planktonlar okyanus tabanına seriliyor. Sonraki 10 milyon yılı aşkın sürede kaya tabakaları ölü yaratıkları gömecek ve ısıtacak. Tarih öncesi balıklar ve planktonlar petrol olacaklar. Arabalarımızdaki her bir litre yakıt, gezegendeki her plastik, duvarlarımızdaki boya, ayağımızın altındaki halı, hatta yıkandığımız sabun bile neredeyse hepsi bu yolla meydana geldi. ...180 milyon yıl önce ve sonrasında Kuzey Amerika plakası hala Avrupa ve Asya plakalarından uzaklaşıyor. Bu iş yavaş yavaş oluyor. Her yıl 2,5 santimetre, yani tırnaklarımızın büyüme hızında. Biraz ileri sarınca önümüzde yeni bir okyanus oluşuyor. Ve yeni kıtalar. Montreal, Marrakeş'ten uzaklaşıyor. New York ise Batı Afrika'dan. Bildiğimiz dünya şekilleniyor. İki kıta arasındaki yarık büyük bir okyanus oluşturmak için doluyor. Atlantik. Ve tam ortada bir volkan. Plakaların hareket ettiğini daha önce görmüştük. Dünyanın kabuğunun altındaki akıntılar yüzünden olduğunu biliyoruz. Bu seyir şu an aşağıda gerçekleşiyor. Bütün deniz tabanı ikiye ayrıldı. Sıkışarak dağ sıralarına ve volkanlara dönüştü. Himalayalardan daha yükseğe büyüyor ve Rockies dağlarından daha uzuna. Burada su sıcak. Eriyik lav dünyanın derinliklerinden çıkıyor. Lav soğudukça yeni çeşitlilikte volkanik dağlar ve yeni okyanus tabanları oluşturuyor. Plakaları iten ve Pangea'yı ayıran bu. Dünyamızı yeniden düzenliyor. Dünyayı hareketli, yaratıcı ve eşsiz yapan bu coğrafi aktivite. Gezegen kendini her baştan yarattığında üzerinde yaşayan şeyler adapte olmak ve evrim geçirmek zorundadırlar. Mesela şöyle şeyler. Onlar ikiye soğuruz. Onların sürüngen ataları kara üstünde yaşadı. Ama gezegen değişince onlar da değişti. Yüzgeçleri çıktı ve yeni oluşan Atlantik Okyanusu'na hareket ettiler. Bunlar 6 metre uzunluğunda. Hızlılar, saatte 40 kilometre hızla ilerleyebiliyorlar.
Okyanusun en hızlı yaratığı, en etkili etobur ve dünyanın okyanuslarını 50 milyon yıl boyunca yönetti. Ama şimdi taht için bir başka yarışmacı var. Bir plesiosaur. Bir otobüsten uzun, bir kamyon kadar ağır. Dişleri çok büyük. Büyük bir beyaz köpek balığından 8 kat daha güçlü ve dişleri 30 santimetre uzunluğunda. Dünya ve üzerinde yaşayan canlılar tanınmaz haldeler. Burası katı bir yüzeyken, şimdi Atlantik Okyanusu. Tam burada Amasaurusların otlamasını, Dilophosaurusların avlarına yaklaşmalarını izlemiştik. Dinozorların dünyası farklı olabilir. Ama her zamanki kadar egemenler, yenilmez görünüyorlar. Kır faresi benzeri bir memeli. 185 milyon yıl önce toplu soy tükenmesi yaşandığında hayatta kalan nadir memelilerden evrildi. Aynı zamanda dinozorların avı. Bu yüzden çoğu memeli ağaçlarda veya yer altında yaşıyor, geceleri ortaya çıkıyor. Memeliler dinozorlar için bir tehdit değil. Dünya üstündeki hiçbir şey onların egemenliğine meydan okuyamaz. Dünya üstündeki hiçbir şey. Bu bir uzay kayası parçası. Büyük bir tane. Bu asteroid en az 10 kilometre genişliğinde. Everest Dağı'ndan büyük. Ve de tam dünyaya doğru saatte 70 bin kilometre hızla ilerliyor. Meksika körfezine doğru geliyor. Yucatan Yarımadası'nı geçti. O kadar hızlı ki bir göz kırpmasında çarpışmayı gözden kaçırabiliriz eğer zamanı yavaşlatmazsak. Dünyayı sonsuza kadar değiştiren bir yarım saniye. Çarpışma anında asteroidin arka kenarı hala neredeyse 11 bin metre, ticari uçakların uçabildiği kadar yükseklikte. Asteroid o kadar kuvvetli bir güçle çarpıyor ki, çarptığı her şey yok oluyor. Asteroidin kendisi bile anında buharlaşıyor. Çarpma milyonlarca nükleer silah enerjisini açığa çıkarıyor.
Hiçbir yer güvenli değil. Bu kadar yüksekler bile. Bu kayaların bazıları bir dizi bina kadar büyük. Basınç dalgası çarpma bölgesinden patlamış bir bomba şarapneli gibi fırlıyor. Çarpmadan dakikalar sonra, asteroidin çarptığı yerden binlerce kilometre uzakta, dünya her yönden saldırı altında. Kayalar yağıyor. Depremler yeri sallıyor. Tsunamiler kıyıları dövüyor. Ama saldırı daha yeni başladı. Eriyik kaya ve toz saçılıyor ve gezegeni yutuyor. Bütün gökyüzü devasa bir lamba gibi. Dünyanın yüzeyi 275 dereceye kadar ısınıyor. Bitki örtüsü aynı anda tutuşuyor. Çarpmadan aylar sonra bile duman ve kül güneş ışınlarını engelliyor. Az güneş ışığıyla bitkiler ölüyor ve onları yiyen hayvanlar aç kalıyor. Bu saldırıya karşı bir şeylerin nasıl hayatta kaldığını görmek zor. ...65 milyon yıl önce çarpma dinozorları yok etti, taşlaştırdı ve yaktı. Dinozorların 165 milyon yıllık saltanatı sona erdi. Ama dinozorların ölümü diğer türler için bir fırsat oldu. Memeliler için. Yer altında yaşadıkları için sıcaktan ve yangınlardan korundular. Her şeyi yedikleri için daha seçici yiyiciler ölürken geliştiler. Onlar dinozorların tahtının beklenmedik mirasçıları. Bir öykü biterken bir başkası başlar. Dinozorlar aradan çekilince bu atalarımızın şansı olabilir. Dinozorlar öleli çok oldu. Gezegen sakin. Bu yeni dünyada memeli atalarımız evrim geçiriyorlar. Bir gün Almanya olacak bu göl
47 milyon yıl önce onları tanımak için kusursuz bir yer olmalı. Bu daha önce gördüğümüz memeliler gibi değil. Gözleri ve beyni daha büyük. Bu Darwinius Massile ya da Ida. Bize hiç benzemiyor. Ama bizim zamanımızdaki kanıtlara göre bu yaratıklar evrim geçirerek maymun ve şempanze oldular. En sonunda da insan. 47 milyon yıllık evrime bakıyoruz. Belki de bilinen ilk atalarımıza. Bu gölet volkanik bir kraterin üstünde. Zehirli gaz püskürtüyor. Şimdi onu öldüren gölet, onu oksijen yoksunu derinliklerinde saklayabilir. Bir gün su gittiğinde ve Ida fosilleştiğinde onu keşfedeceğiz. Ve kendi hikayemizin başlangıcını bu ilkel primatta tanıyacağız. Gördüğümüz her şeyin, okyanustan bakteriye, yürüyen balıktan yeraltı kemirgenine kadar bize nasıl yol açtığını anlamak üzereyiz. Ve tabii gezegenimizin oluşumunu da anlamak üzereyiz. ...47 milyon yıl önce atmosfer bizimkine çok benziyor. Sıcaklık 24 derece. Gün 24 saatten kısa sürüyor. Şu an baktığımız dünya bizim ev dediğimiz gezegenle neredeyse aynı. Neredeyse. Dünyanın plakaları sırtlarında kıtalarla yeniden hareket halinde. Hindistan'dan Asya'ya doğru kuzeye hareket ediyorlar. Hindistan ve Asya plakaları dev bir mücadele içinde. Hiçbir plaka kazanamıyor. İki plaka da eğilmeye başladı. Bir zamanlar okyanus tabanı olan yer 2500 kilometre bükülüyor. Büyük bir dağ sırası yükseliyor. 1500 metre. 4500 metre. Şimdi 8000 metreden yüksek. Bunlar Himalayalar. Ve işte hepsinden daha yüksek olan tepe. Everest tepesi.
Zirvesi dünyanın jet akımına ulaşıyor. Uçakların uçtuğu yükseklikle aynı. Zirvelerdeki kar eridiğinde nehirleri besliyor. Ganji, Indus'u, Yangtze'yi ve tabii Sarı Nehri. Himalayalar dev bir su kulesi gibi. Bir gün nehirleri dünya nüfusunun neredeyse yarısı için su sağlayacak. ...20 milyon yıl önce bu bizim gezegenimiz. Her kıtasıyla, her okyanusuyla bildiğimiz gibi. Tek bir şey eksik. Biz, insan ırkı. İnsanların evrim geçirmesi için bir şeyin, aşağıda bir şeyin değişmesi gerek. Afrika'nın doğu yakası boyunca yer kabuğunu meydana getiren karalar arasında büyük yarıklar meydana geliyor. Bu yarıklar yaklaşık 6000 kilometreye yakın bir uzunlukta. Bu yarıkların kıyıları boyunca da dağlar uzanıyor. Orada. Maymuna benziyor, insana değil. Sonsuza kadar bu ağaçlarda kalabilir. Ama dünya değişiyor. Büyüyen dağlar duvar göreli görüyor. Hint Okyanusu'ndan gelen nemin karaya geçmesini engelliyor. Sıcaklık artıyor, kuraklık da. Verimli yağmur ormanı kurak bozkıra dönüşüyor. Yeni sıcak iklim yaratıkların doğal ortamını değiştiriyor. Onları uzaklarda yiyecek aramaya zorluyor. Maymun gibi ellerini yerde sürüklemeye. Ayakta durmaya. ...ve iki ayak üstünde yürümeye zorluyor. Bu insan tarihindeki en önemli adım. Afrika'nın doğu kıyısındaki bu dağ sırası... ...iki ayak üzerinde yürümemizin nedeni olabilir. İnanılmaz gibi gözüküyor. İki plakanın rastlantısal hareketi... ...ilk insanlara yol açan bir dizi zincirleme olayı başlatmış olabilir. Bir adam ve bir çocuk. Bu bizim zamanımızdan bir sahne olabilir. Ama 1,5 milyon yıl öncesinden bir sahne. Bunlar insan türünün en erken örneklerinden. Homo erectus. Ve bunlar da bizimkiler gibi ilk ayak izleri. Medeniyetler, geçmişte ve günümüzde. Yaşamış olan herkes... En harika buluşlar, en zekice fikirler. İnsanlık tarihi, bütün karmaşası ve görkemiyle tam şimdi burada başlıyor.
İklim tekrar değişiyor. 70 bin yıl önce deniz seviyesi düşüyor. Afrika ve Arabistan arasındaki boşluk 13 kilometre küçülüyor. Kızıldeniz bu küçük grubun Afrika dışına geçmesi için yeterince dar ve sığ. Onlar daha sonraki bir insan türü. Homo sapiens. Karşıya geçebildiler. Bilim insanlarına göre Afrika haricindeki bütün dünya nüfusu bu 200 küsur insanın soylarıyla çoğaldı. Zamanla atalarımız çoğaldı ve Hindistan'a, Asya'ya, Avrupa'ya yayıldı. Ama insanlar kuzeye giderken dev bir buz duvarı güneyde geziyordu. Avrupa, 40 bin yıl önce. Bizim Homo sapiens atalarımız geliyor. Hızlı değişen bir dünya bulmak için. Hava soğuyor. Yaz sıcaklığında olması gerek ama bitkiler donmuş, nehirler buz tutmuş. Dünyanın yörüngesinde, karbondioksit seviyelerinde ve dünya çevresindeki sıcak sularda olan doğal bileşimler dünyanın ısısını düşürüyor. Dünya ve onun sakinleri buz devrine giriyor. Gökdelenler kadar yüksek buz kütleleri kuzey yarımkürede günde 30 santim ilerliyor. Yavaş ve güçlü. Üzerinden geçtikleri araziyi şekillendiriyorlar. Dev oyuklar açıyorlar. Gezegen bir daha asla aynı gözükmeyecek. Şimdi aşağı yukarı 20 bin yıl yavaşlayacaklar. Kuzey yarımkürenin büyük kısmı 2,5 kilometre kalınlığına kadar buz tabakalarıyla kaplı. Trilyonlarca galon su buz oldu. Deniz seviyeleri düştü. ...20 bin yıl önce. Bir parça kara Sibirya ve Alaska arasındaki okyanustan ortaya çıkıyor. İki büyük kıta arasında bir köprü. İnsanları Asya'dan yeni dünyaya geçiren bir geçit. Amerika'ya. Bu sömürgeleştirilen son büyük kıta. Son büyük insan göçü. Ve aşağıda bir yerde ilk Amerikalılar var. Şimdi 14 bin yıl önce buz devrini tetikleyen değişimler tersine dönüyor. Buz çekildikçe çok değişik bir kuzey yarımküre ortaya çıkıyor. Buz kütleleri çukurlar açmıştı. Şimdi o çukurlar Kuzey Amerika'nın büyük göllerini oluşturmak için suyla doluyor. Altı bin yıl önce buz kutuplara, Kuzey Kutbu'na ve Antarktika'ya geri çekiliyor.
4,5 milyar yıllık bir yolculuğun ardından başardık. Eve geri döndük. Bu bizim dünyamız. Bizim zamanımız. Şimdi ilk defa gezegenimizin inanılmaz hikayesini anlayabiliriz. Bugün etrafımızdaki her şey nasıl ve neden burada anlayabiliriz. Üzerimizdeki gökyüzünden hayatın önemli bileşeni suya, ayağımızın altındaki toprağa ve son olarak da yaşama. Bütün bunlar bir dizi yıkım ve tesadüfün muhteşem sonucu. Her zafer, her felaket, şu an her birimizi buraya getiren yolda büyük bir adımdı. Ama dünyanın öyküsü burada bitmiyor. Pek çok şey oldu. Dahası da var. Dünya en azından 4,5 milyar yıl daha yaşayacak. Yolculuğumuzda gördüğümüz her şey sadece hikayenin yarısı. Hareketli, yaratıcı gezegenimizin önünde daha ne mucizeler, ne felaketler, ne garip yaratıklar var. Bir düşünsenize. Dünyanın öyküsünün bir sonraki bölümü hala yazılıyor.